Selam dostlar, Kingdom Come Deliverance'ın 44. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu bölümde Matthew ve Freeze'le konuşacaktık en son. Freeze'le bir konuşalım bakalım. Nasıl bu hale düştün diyor. Senin şu planın. Duyduğuma göre civarda kabadayıları soymak gibi planın varmış. Güzel olmaz mı? Aksi terkede yakında 5 kuruşumuz kalmayacak zaten. Buradaki hancı yardım edebilir belki. Kesinlikle. Sorun ne peki? Gönüllü olmadığımızı düşünüyor. Konuşup onu ikna etmen gerek. Bu işte hep iyi olmuşsunuz. Bir de seni benim gönderdiğimi söyle ki seni sepetlemesin. Andrew'u nasıl ikna etmeliyim sence? Paradan bahset. Bu kadar mı? Ya bu hancı arkadaş aç gözünün önüne gideni. Hadi bakalım Andrew. Saygılar. Saygılar, saygılar. Yol kesme olayı ile ilgili. Beni Fritz gönderdi. Şey hakkında konuşmak istiyordum. Aha, mahzenden şarap mı istedin? Hemen arka tarafta var biraz. Evet, evet. Evet, önden buyur. Gerizekalı bir şey demeyelim arkadaşlar adamı. Hayır ya. Falan. Milletin ortasında soygundan bahsetmeyelim şimdi. Bu arada bu bölümü çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Çünkü Fallout serisi yapacaktım normalde. Fallout serisinin videolarını yüklemek tam bayağı bir şey yaptı. Maalesef internetim o kadar iyi değil. Birkaç gün sürdü. Yüksekti boyutları. Bir de telif yedi üzerine. Yani yalan oldu videolar. Seni Fritz gönderdi mi? Evet, onun fikriydi. Bak delikanlı, ben Fritz'i severim. Rahmetli anasını bile tanırdım. Ama Matthew delinin teki. İnsanları soymak da ne demek? Hakikaten nereden çalacağız sadece? Lord Hazretleri buna göz yumar mı sandın? Başını ne tür bir belaya sokabileceğini biliyor musun? Böyle bir şeye gönüllü olmana inanamıyorum. Baş muhafızım abi ben. Bize neden inanmıyorsun? Ben bunu böyle ikna edemem. Ben kendimi yakalatır mıyım hiç? Ben kendimi yakalatacak adam mıyım? Cesaretli adamsın mesela. İstekli miymişsin göreceğiz. Kılık değiştirmen gerekecek. Ne kılığı? Kafanı kullan. Kimsenin seni görmeyeceğine malum. Doğru. Başka kıyafetler giymemiz gerekecek ya da... Humanlar gibi giyinelim. Ne? Çok belli değil mi? Herkes bilir onların yağmacı olduğunu. Eğer birisi kumanlar tarafından soyulursa kimse bunu araştırmaz. Doğru ama kuman kıyafeti bulmam gerekecek. Yüzbaşı kıyafeti. Hem de 3 tane. Ne? Miğferleri sayesinde kimse bizi tanımayacak. Nereden bulacağım onu peki? Skalis çevresinde kuman çeteleri var. O çeteleri nerede buluruz biliyorum. Bir arkadaş söylemişti. Kuman kampına mı saldırmam gerekiyor? 2 dakika önce atıp tutuyordun. Şimdi nereye kaçtı cesaret? Güzel laf soktu valla. Bütün kampa mı saldırılmaz ki? İzci ya da kaçaklardan birini bulacağız. Genellikle en kolay avlar kaytarmaya çalışanlar olur. Hem kumanlar bile uyur geceleri. Gel bakalım aslan parçası. Agusus, ben niye böyle bir şey askeri gösteriş atı gibi yürüdün abi böyle. Tık 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 diye böyle şeyleri vura vura. Şimdi biz buradayız. Yukarıdaki oldukça yakın gibi. Veya turnuvaya mı gitsek acaba arkadaşlar? Bence bu bölüm bir turnuva deneyelim. Ratta'ya varalım. Sabah zaten anca varız herhalde.
bu bölüm bir turnuva deneyelim. Dediğim gibi çok uzun tutamayacağım bölümü. Çünkü yani Fallout 4'ün videoları gerçekten tüm düzenimin içine tükürdü. Bir de şeyi de onlara kullandım yani. Çift modem kullanıyorum arkadaşlar ben. Yani bir normal modemim var. Fiber internetim yok maalesef. Fiber internetim olsa zaten yardırırım da. Şey var bende. Bu Super Online'ın şeyi var ya, neydi onun adı? Süper Box'ı. Böyle fişi takıyorsun, çalışan güzel bir internet o da. Hızı da fena değil. Hani özellikle benimkine göre zaten 2-3 katı hızlı. Lan ne 2-3 katı abi, 1 saatte video yüklüyorsun yani. Hani benim bir günde yüklediğim videoyu 1 saatte yüklüyor yani hani. Aşırı bir şekilde hızlandırıyor işlerimi. O yüzden işte hani onunla yükledim Fallout videolarını falan da hani yetişsin diye. Çünkü çok fazla yer kaplıyorlardı. Bir de hani şey kullanıp da görüntü kalitesini düşürmek istemedim. Keşke düşürseymişim. Öyle diyeyim. Telif yedi çünkü videolar, söylediğim gibi. Yani daha önce birkaç hani arkadaşımıza da bahsetmiştim. Kerem'le Twitch'in sormuşlar. Onlara da bahsettim hani. Ya telif yiyince işte sıkıntı oldu. Normalde pazartesi günü onlar gelecekti. Pazartesi günü ama hani zaten görmüşsünüzdür, Stone Art videoları geldi. Ama bakalım ya. Yani Children of Morta serisi bittikten sonra bir kez daha başlamayı deneyeceğim. Bakalım, belki bu sefer çalışır. Öyle umut ediyorum. Çalışmazsam hakikaten sıkıntı arkadaşlar. Yani o kadar modladım, şey yaptım. Bir de yüklemesi falan da hani onun sıkıntıydı yani. 100 GB abi oyun. Yani öyle dediğim gibi internetim yani öyle iyi değil. Gerçekten. Egos biraz daha dayan Hasan Paris. Biraz daha dayan. Az bir şey daha. Az bir şey daha. Neyse tamam, hadi buraya kadar iyi bile dayandım. Bu arada bir arkadaşımız da şey tavsiye etmiş. İlk demiş Teresa'nın bulunduğu DLC'ye git. Şu işte şu an şeyde yukarıda gördüğünüz DLC'ye. O DLC oldukça kolay, çok oynamıyorsun bile demiş. Hani sadece Teresa'ya gidip geliyorsun demiş. Onu yapabiliriz yani. Ama dediğim gibi bu bölüm değil. Bu bölüm hani çok bir turnuvaya gider geliriz. Ama biz yemek yememişiz hiç. Bir yemek yiyelim uyumadan önce. Düzgün beslenme buff'ım aktif olsun ki. Abi şu lapayı ye. Koruyucuyu şu tavuğa basıp tavuğu mu gömsek? Veya kaçak içki mi gömsek bir tane? Bir tane kaçak içki gömelim arkadaşlar. Beşe kadar uyuyayım. Çünkü 2 saatte bekleme süresi olacak. Kabus efektinin geçmesini istiyorum. Turnuvaya şeyli girmeyelim. Debufflı girmeyelim. Evet, bugün Rat Tay mi? Ama tenceredeki yemekler yemiyordum genelde arkadaşlar. Çünkü 5 takat götürüp 5 yemek veriyor. Abi çok kötü. Rezil bir yemek gerçekten.
Ama bir tane şey yapacağım şimdi. Kaçak iski gömeceğim. Geç kaçak iskiyi tam turnuvaya girerken gömeyim. Bir de sarhoşluk buff'ı kazanalım. Yani şey sarhoş olduğumuzda da buff kazanıyoruz ya arkadaşlar. Olabilecek tüm buff'larla bir girelim bakalım. Bekle 2 saat. Umarım gelir. Turnuva sorumlusu. Evet geldi çok. O zaman. Kaçak içki mi gömsem direkt? Aynen öyle abi ya. Hadi bakalım. Herald. Neye ihtiyacınız var? Turnuvaya kaydolmak istiyorum. Büyük turnuvaya kayıtlı olmak istiyorum. Pekala, giriş ücretinin olduğu sürece bir sorun yok. Törhan için koyduğu kurala göre giriş ücreti olarak her katılımcı 60 gülüş ödemek zorunda. Öde. Kağıda yazayım. Henry demiştin değil mi? Aynen öyle. Hangi silah kullanacağını da bilmem gerekiyor. Uzun kılıç abi. Sanırım en iyi olduğum silah bu. Pekala, hazırlan, sırada sen varsın. Bu roundda yüzleşecek kişi Thorazic Koblin himayesindeki Skullis'te Henry. Ve karşılaşacağı savaşçı Kipler diye bilinen paralı asker Benoşovalı Jira. Savaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar biraz unutmuş olabilirim. Bu iki müsabaka oldukça eğlenceli geçecek. Uzun kılıçla savaşacaklar. Oy. Aman abi. Şşt, şşt, şşt. Abi. Gerçekten bayağı bir unutmuşum arkadaş. Lan şey basmıyor şey. Abi benim... Yok arkadaşlar bu adam bizi yer ya. Abi. Kaç. O kanamaya başladı. Sadist. Abi.
Kazandık. Ama bayağı zor oldu. İlk müsabakadan galip ayrılan savaşçı. Skalista Henry. Oh. Bomboların hiçbirini kullanamadık. Aha yine kılıç. Güzel. İkinci müsabaka için silahlar değişiyor. Katılımcılarımızın yetenekleri kısa kılıç ve kalgın ile sergileyecek. Geğirme Henry. Bir geğirme. Bir... Evet muhteşem. Lan abi. Ne yaptım abi ben? Oh kaçınma ya. Arkadaşlar bu arada şey diyeyim, güçlenmişiz gerçekten he. Abi bir nefesleyelim. Şş, ağır ol lan. Halkanımın neresinden bakıyorum şu an? Kamera açısı neredesin abi, kamera açısı? Kuvvet seviye atladı, güzel. Akıllı ol. Lan oğlum akıllı ol lan. O kalkanını hala bir seni nasıl parçalayamadık ya? Şşş. Adam soktu bu sefer. Güzel. Ay. Oğlum dengesini şaşırttıktan sonra vursana. Akıllı ol lan, akıllı ol. Aman abi, aman. Ya. Abi şuradan döndüremesin bu karakter ya. Abi nasıl benden hızlısın ya? Ay an. Ya abi. İkinci müsabakadan galip ayrılan. Benoşoğlu Cira. Abi o kadar saçma yani. Alabilirdik arkadaşlar. Çok pis köşeye sıkıştırdı son anda. Balyoz geldi. Canıyla bu turnuvayı mümkün kılan Sarhanish kazanını belirleyecek 3. müsabaka için silahları seçiyor. Bu müsabaka savaşçılarımız savaş çekişi ve kalkanıyla savaşacaklar. Anan anan anan. Abi. Ya basıyorum arkadaşlar bu arada şey engellemeye.
Yeter ulan yeter. Yeter. Üçüncü müsabakayı da kazanarak ilk galibiyeti elde eden savaşçı. Sicalis'le Henry. Gerçekten bu müsabakadan galip olarak ayrılmış, bir sonraki müsabakaya geçmeye hak kazanmıştır. Kim gelecek bakalım ikinci müsabakada? Bu roundda yüzleşecek kişi Rattay baş mahfızın infaz memuru, kulenin koldaşı ve karşılaşacak kişi Sir Razzik Goblin'in benzeri Sicalis'le Henry. Savaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yine umarım o saçma savunma yoktur. İlk dövüşün için herkes hazır. Uzun kılıçlarla savaşacaklar. Hoş. Abi. Ne combo yapıyorsun lan? İt. O nasıl bir... Ya an... Oğlum bak. Gel vur. İt. Bombolara bakmam gerekiyordu arkadaşlar. Benim hata. Ne yaptın ya? Ne yaptın abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Combo yaptı herif. Combo yaptı ya. Kulenin koldası. Kulenin koldasını... Neyse. Balta. İkinci müsabaka için silahlar değişiyor. Baltaların sallandığı ve kalkanların kırıldığı bir gösteri izlemeye hazır olun. Ne yapıyor abi bu? Nasıl bir savunma ya? Aynı anda. Ne dedin sen? Bak. Oğlum senin savunmaların... Başladık. Yemin ederim başladık arkadaşlar. Lan oğlum nasıl savunamazsın onu ya? Ama abi ben savunmayı niye yapıyorum o zaman? Niye basıyorum bu lanet Q tuşuna ya? Abi yemin ediyorum bak basıyorum arkadaşlar. Ya siz ikinci müsabakanın kazananı Kulenin koldası. Oğlum bir gece hepinizi öldüreceğim he. Çok sinirlendiriyorsunuz. Müsabakada arsızlık yapıyorsunuz ama yani. Görev başarısız oldu bir kez daha. Neyse ki benim zırhlarım hasar gören zırhlar değil yani şeyde. Turnuvadayken benim zırhlarım hasar görmüyor neyse ki. Ne karnımız acıkmış bayağı. Pardon.
Abi o savunma ne ya bu arada? Yani o savunma bir combo mu? Mücadelede mi açılan bir combo acaba? Yok abi öyle bir combo yok yani hani anasını satayım. Nasıl yapıyorlar onu ya? Herif bildiğin arkama geçerek vuruyor. Şerefsizce vuruyorlar yani. Ya ben de kötü oynadım. Kabul ediyorum yani. Uzun zamandır girmemenin şeyi vardı üzerimde. Acemiliği. Şuradan bir yemek alalım birazcık. Sonra Tegan. Umarım size yardım dokunur şövalye. İş konuşalım iş. Al ben sana şu tavuğu vereyim. Sen bana ekmek ver. İki ekmek ver. Şimdilik yeter. Tegan. Hüvesa bir tüccar arıyorum. Hüvesa'nın nişanlısı bana yardımcı olacak tecrübeli bir tüccar arıyorum. Oraya taşımak ister misin? Benim gibi bir kasabalı gidip ormanda mı yaşayacak? Tamam lan bir saniye sen ciddi misin? Değilim değilim. Evet. Yıllardır uğraşıp dediğim yerimi bırakmamı mı istiyorsun yani? Önce delirmen gerek gençlik. Delirmem gerek gençlik anne. Yok yok sen sayılardan, ağırlıklardan ve ölçülerden anlayan başka birini bulmaya çalış. Bekletiyorduk zaten. Turnuvaları nasıl kazanacağız bilmiyorum arkadaşlar valla. Yani çok sinir bozucular. Atım gel. Tekrar o Uzis'teki şeye gidelim. Yani birinci roundu artık yenebiliyoruz. Sanırım biraz daha güçlenmem gerekiyor yani ikinci round için. Bir de komboları yapmam gerekiyor abi. Özellikle uzun kılıçta. Bir combo yapamadım. O kadar bir ara vurma şeyi açıldı yani. Yani güzel saplayabildik. Combo gibi saplayabildik. Bir de mücadelede o zincirleme vuruş açılsa güzel olur. Zincirleme vuruş da her bir saldırının bir sonrakinden daha güçlü oluyor. Yani zincirleme vuruş artı combo çıkartabilirsek. Yenebilirdik mesela ikinci turda da. En azından ilk turu yenebilirdik. Uzun kılıçlı turu yenebilirdik. Gücümün falan da daha da artması lazım ki daha da böyle hani vurdum mu oturtayım. Turnuvaları da niye bu kadar zor yapmışlar? Özellikle abi o savunma ne ya? Yani hani bak her şeyi geçtim. Hani insanı panik yaptırıyor bir kere arkadaşlar o savunma. Gerçekten yani hani İkinci tura çıktığımızı hatırlıyorsanız bir önceki turda da yani bir önceki şeyde de ikinci tura çıkışımızda da aynı şekilde yenilmiştik. Abi saçma sapan vuruyorlar yani saçma sapan. Yani vuruyorsun bir savunma yapıyor herif arkana geçip saplıyor bir tane. Dans mı ediyorsunuz güzel kardeşim yani. Da üzerindeki o ağır sırla nasıl bir kere sen öyle bir ayağın üstüne hop döndüm böyle şey yaptım falan. Bir de yani gerçekçilikten falan bahsediyoruz bu oyunda da yani. Herif bildiğin arkadaşlar üzerinde yarım kilo zırh. Ha, ne yarım kilo zırh? Yani 30 kilo zırhla şey yapıyor böyle. Ayağın üstü dönüyor. Hop arkana geçiyor. Kılıcını saplıyor böyle. Veya kılıcının kabzasıyla mı vuruyor artık bilmiyorum da. Yeah.
Dediğim gibi bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde buralara gideriz. Bu bölümü kısa tutmamın sebebini zaten söyledim, bahsettim. Yani yarına yetişmesi gerekiyor bu videonun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.